Bugünkü konumuz Okan Çalışkan, Tarsus'un duayen gazetecilerinden biri. Yazılarıyla, davranışlarıyla, haberleriyle ortamı sallayan bir abimiz. Ondan örnek çok şey var. Bu öğretiler bizi hem geliştirir hem de yeni ufuklar açar. Sohbetimiz bence güzel bir ortamda geçecek ama Okan Bey'in bakışlarından ben ya beni çağırdın buraya ama niye çağırdın? Ben ortalığı yakarım der gibi bakıyor. Biz topu ortaya atalım. Okan Bey zaten konuşacaklarını konuşur. Arada biz de girmeye çalışsak gireriz. Tarsus yeni bir oluşum yaptı. Tarsus Mayonu'nun geçenki programımızı konuştuk. Güzel bir şeyler oluyor. Oradan karpuza geçtik, kavuna geçtik. Karpuz kavun aslında senin konun. Daha önce Ulusal Haber'e haber çıkarttığın bir haber. İzin olmadan kullandık ama Boncuk da o konuda iyi. Karpuzun aslında bir anlat bize. Bir oradan başlayalım. Oradan sen yola devam et. Şimdi padişahlar döneminde bir hikaye vardı. En son gelen seyyar satıcı karpuzcuydu. Onun durumu çok kötüydü. Başlamışırdı. Kapattıracağım diye. Şimdi öncelikle tabii hayırlı olsun. Medya kuruluşunuzun bu ortamını bu şekilde görmek, genç arkadaşları bu şekilde görmek kamera arkasında. Özellikle iletişim fakültesi mezun olmasa da okuyan çocuklarla, arkadaşlarla bu işleri yapmanızdan son derece mutluluk duydum, ifade etmek istiyorum. İnşallah bu herkese örnek olur diye düşünüyorum. Ben gayretlerini takdir ediyorum. Mesela ince öğrenciler var, geliyorlar, oturuyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Tamam. Arkadaşlar yeni bir şey yapmaya çabalıyorlar. O güzel bir şey. Her ikisine de teşekkür ediyorum. Bir arkadaş da yeni başladı. Hayırlı. Onu da göreceğiz. Gayretli mi yoksa saray, bakan mı yoksa gören mi? Hani bir bakan vardı bize görenler vardı ya. Bu iki arkadaş görüyor. Bakanları biz sevmiyoruz. Biz görenleri seviyoruz. Yanlış anlaşılmasın, bakanlarımız hepsini seviyoruz. Evet. Buyurun. O nedenle gerçekten size takdir ve teşekkürlerimle anmak istiyorum. İletişim Fakültesi'nde okuyan arkadaşlarımızın değerlendirilmesi noktasında örnek olacak, teşkil edecek de bir hareket başlattınız. Seviniyorum. Çünkü iletişim fakültesinden mezun olan çocukların iş bulması medya kuruluşlarında çok zor. Nedenini işte ülke şartlarını zaten biliyorsunuz, medyanın durumunu biliyorsunuz. Medyanın şu an yönetici yahut da CEO'su yahut da yönetim kurulu başkanı düzeyinde olanlara baktığınız zaman gazetecilik ailesinden gelen gazeteci kökenli olmadıklarını görürsünüz. Hep ticari anlamlıdır bu insanlar. Gazeteci olmadıkları için de çalıştırdıkları muhabirlerden gazetecilik yerine ticaret, yani ticari faaliyet yürütmesini isteyen bir çalışma ön koşuyorlar. Yani bugün haberi bile pazarlık nedeni yapar duruma getirdiler diyebilirim. İlk laftı soktuk. Evet. Biz de devam ediyoruz. Yo, bu genel anlamda bu Türkiye'nin yani yaygın medyası, ulusal medyası noktasındaki genellemeleri söylüyorum. Mesela sen için demiyorum. Yok abi. Yok, ben onları anlıyorum. Benim için bana laf soksa da fark etmez. Şimdi ama ben o açıdan bakıyorum. Ticaret olmadan bu iş de olmuyor. Yani niye olmuyor diyorum. Basın yeteri kadar değer görmediği için tek başına bir metre olarak değer kazanmıyor. Şimdi bizim burada kaç tane çok değerli gazetecimiz? 5 basın öbür dünyaya göç ettiler. Bakıma muhtaç çektirdiler. Bunlar aslında bir hazineydi. Bakıyorum. Şu anda dünkü konuşmayı yaptığımız arkadaşımız bisikletle gidip geliyor ama bir başka bir basılı arkadaşım bakıyor, Mercedes'e biniyor. Evet. Burada o değerli uçurum var, bunun olmaması lazım. İşte bu nedir? Bizim ticaret yapan arkadaşlar bir şekilde desteklemeye çalışıyor. Benim birinci amacım burada ticaret değil, bir haber paylaşımı, bir halka bilgilendirme. Tabii yanında ticaret yapmak bir gereklilik, maaş vereceğiz, elektrik vereceğiz, su vereceğiz, bunu vereceğiz. Ama senin dediğin farklı. Bu şey işte ihale almak açısından kullananlara işte ben orayı söylüyorum zaten. Tamam canım, ben orayı onu anladım mı? Ben kendime yer yapıyorum şu anda. Buyurun, devam et. Evet. Yani şöyle, asimile olmuş medyanın içerisinde bu tür iki denge, yani uçurum her zaman büyür ve büyümeye de devam edecektir. İşte siz burada 3 tane 5 tane arkadaşımızı hayata ve mesleğe adapte etmeye çalıştırırken bu bir tarafta merdiven altında bu işi yapan insanlar maalesef bu sektörü daha kötü art niyetler kullanarak da işte bu yukarıdan aşağı doğru ya da aşağıdan yukarıya doğru ama ufak tefek işlerle ama büyük ihalelerle işte medya patronluğuna, medya çalışır
pozisyonuna. Hatta medya tetikçiliğine kadar da gidiyor işte. Evet. Günümüzde baktığınız zaman da neyin ne olduğunu görüyorsunuz. Ama şimdi bakıyorum, bir medya tetikçisi veya gazetesi bir olmayan bir arkadaşlar belediyeden çok rahat paralar alabiliyor. Sadece Facebook sayfasıyla senden benden çok daha fazla para kazanıyor olabilirler. Bunun da bir kontrolün veya bir kontrol mekanizmasının olması lazım. Bunun ama bunun bu nasıl yapılır? Derneklerle. Sen bir dernek başkanısın. Ama bu yeter kadar ama sadece dernek başkanı değilsin. Uluslararası federasyonlarında yönetimdesin. Kendi başına bir kitlen var. Yaptığın haberler vurucu, ses getiren haberler. Ve ulusal medyada çok yakın arkadaşlarım var. Bu arkadaşlar sayesinde tarzı, gündemi belirleyecek bir yetim var. Bunları bize biraz anlat. Bu Uluslararası Federasyon konusunda mesela sen çok kişinin bildiğini zannetmiyorum ben. İstesen sen çok güzel yerlerde, çok daha iyi konumlarda, gerçi konumun iyi olan bir şey söylüyorum. Ama çok daha iyi bir pozisyonda olabilirsin. Bunları niye kullanıyorsun? Şimdi medyadaki ekonomiyle ilgili geçen Almanya'da Frankfurt'tan TV24'ten Mehmet Can Bolat Bey bağlandı. Ondan konuştuk işte medyayı, oluyor, ne bitiyor falan. Ben orada da söyledim. Yani belediyelerden girdin ya hikaye abi. İşte belediyeler herkese veriyor, işte ilan veriyor, bandır veriyor, şunu veriyor, bunu veriyor. Bunun önünü engelleyemezsin abi. Niye engelleyemezsin? İşte sen bugün anayasada bir düzenlemeye gitmek için gayret sarf ederken ki gidemiyorsun. Habire tıkanıyor. Sen anayasanın içerisinde Türkiye'nin en önemli konularından bir tanesi bu eğitim, sağlık, işte içişleridir bilmem neydir. Bunlar ayrı. Bir tanesi de basın yasası. Sen tozlu raflardan basın yasasını indirmediğin sürece dosyayı, sen bunu düzeltmediğin sürece bu tip adamlar çoğalır. Yani şimdi baktığınız zaman sahada ben 5 muhabirim. Bilemedim 10 kişi oldu. Ama çok basit, klasik bir söz, işte yarım kilo cezere ver, işte bir kahvaltı ver, oradaki gazetecileri say 150 kişi oluyor, evine paket götürenler hariç. Şimdi sahada ben 5 kişiyim, bir habire 4 saat harcıyorum, adam masa başında haberimi çalıyor. Bu da bir hırsızlıktır, adi bir hırsızlıktır, emek hırsızlığıdır. Ben mesela şimdi Ümeyr'e gir, bir habere çalışıyor. Bu çocukların ben haberini bundan izinsiz aldığım zaman ben hırsızım. Bunun emeğine hainlik yapıyorum. Tabii, yani o, bilgi vermesi lazım. Tabii. Kullanabilirim diye izin istemesi lazım. Belediyeler de bu noktada önüne gelene işte kavga etmeyelim, Facebook'ta bana bir şey yazmasınlar, Twitter'da bana bir şey yazmasınlar, ne bileyim ben Instagram'da bana bir şey yazmasınlar, herkesten iyi olayım diye herkese bir şey veriyorlar. Verme abi. Verme abi ya. Ben TRT'nin dehanın muhabiriyim. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu'nun genel başkan yardımcısıyım. Bir gün hissettiğimde burada duyuyor. Ben şu an ilgili yere yazı yazsam benim protokoldaki yerim belli. Ama ben en arkada duruyorum. Önde oturanlar ne yapıyor? Vatandaştan ne yapıyor? Çiftçiyle ne yapıyor? Tarımdan ne yapıyor? Sağlıkla ne yapıyor? Öğrenciyle ne yapıyor? Gençlerle ne yapıyor? Sokakta ne yapıyor? İnsanlar ne diyor? Ben bunu göremem ki. Zaten oturursam bunlar gibi olurum. Akşama kadar otur, ay sonu maaşımı alayım, eve gideyim, hepsini olur. Bak sen şimdi geçen yaptığın karpuz haberinden sonra bazı milletler yine onu ele aldılar. Ama bir tanesini gördüm ben televizyonda. Haber de yapmadım Hikaye abi. Sadece aldım, onu sosyal sayfamda paylaştım. Aynı o Çamlıca'daki Nutuk olayı gibi. Ya her şey haber olmuyor ama çok güçlü bir sosyal medya. Bir de inandırıcılığın varsa seni dikkate alıyorlar. İki satırla Sayın Haluk Bozdağ'ın hemen aradı, Okan, işte Sayın Başkanım, ben tarlada kalan karpuzlara talimim. Buyurun Sayın Başkanım, telefonu budur. Aldılar, 10 ton bir aldılar, 15 ton bir aldılar. Şimdi bir şey çıkmadı daha, herhalde 30 ton daha almıştı. Neyin kötüsü? Tamam, büyükşehir de buna öyle bir şekilde çözülmesi lazım. Ya karpuzcu benim karpuzcum abi, yani adam bağış işte. Satamıyor, kavun satılmıyor. Adam biberi dökür, patlıcanı dökür, örnek veriyor. Bu adam kime gidip konuşacak, derdini anlatacağım? Türkiye'de var mı böyle bir medya? Aslında medya tam, medya bizim aracılığımız var. Milletvekili de Ankara'da durmayacak.
Ya onlar zaten ayrı bir konu. Ben şimdi şuradan arkadaşlar da var. Aç o konuyu. Tabii arkadaşlar var işte ellerindeki cep telefonlarına bakmadan, Google'a girmeden bana Mersin milletvekillerinin altısını söylesinler. Hadi. Ben sayamıyorum ben. Ben bilmiyorum ya. Belki Ali Mahir'in başarı direkt ilk aklına. Ya hemşerim orada... Tarsuslu. Yok. Çok fazla medyatik olduğu için. Ya o kendi için. Alanında medyat. Evet. Kardeşim sen gelip de işte ne bileyim ben burada kaba elini alıp da ya ne olacak bu çiftçi mi dedin? Portakal mevsiminde portakal ne olacak, mandalina mevsiminde ne olacak? İşte Baki Bey, sen buraya gelip Karpuzcu'nun yanında mı durdun? Yani onlar kendi siyasi arenalarında patronaj yaparaktan ekranlarda işte medyanın içerisinde kendilerini işte bir şekilde genel başkanlarına gösterme telaşları. Biz çalışıyoruz. E çalışırsan Pamuklu Barajı'nın ne oldu? İktidarsın, Cumhur İttifası. Şu Çamlı'ya yolunu bitiremediler. Çamlıyel'e yolun müteahhiti 11 defa terk etti gitti. Şu an yine gitti. Şu havalanını bir bitiremediler. Ya havalanda en son ben maket uçak alıp uçuracağım yani az kaldı. Öyle. Drone baraja kovayla su dökeceğim Pamuklu'ya. Ya açın bunları. Sahil bandı ne oldu? O ne kadar güzel otoban yaptılar. İnekler geziyor, koyunlar geziyor. Geçen hafta arkadaşlar gidip çekim yaptılar. Çöplük gibi. Çöplük evet, o görüntüleri de inşallah. Rica edeceğim sizi. Ulusal medyada sana vermemiz de patlayacağını bildiğimiz için en kısa zamanda sana vereceğiz. Ben rica edeyim yani bu kentin sorunu ne varsa ben onun altına el atmaya razıyım. Benim çalıştığım kurumlar onu verir vermez hiç önemli değil. Ben beklerim bir gün verir iki gün verir. Vermedi miydi ben kendim patlatırım. Çünkü niye? Hakikaten bu kenti benden daha fazla seven bir sürü insan. Yani ben işte plajla ilgili ya da sahil bandıyla ilgili bir şey yaptığım zaman OSB ile ilgili, tarımsal bölgeyle ilgili buna İlkay da koşacağım, Emeyra da koşacağım, Ahmet de koşacağım, Mehmet de koşacağım. Biz her türlü destek olmaya çalışıyoruz. Mesela Tarsus'un il olması. Öyle bir proje varmıştı benim duyduklarıyla. Akbaş'ta bir şekilde Tarsus'u il yapma projesi üzerinde çalışıyor dediler. Ve bunun işte Kocamaz'la ilgili, Vahap Seçer'le ilgili ve diğer şeylerle ilgili bir proje var ama tabii olgunlaşmadan diğer halkla paylaşmıyorlar. Böyle olmalı mı, olmamalı mı? Nasıl olur? Sen her zaman söylersin. Çocukluğundan beri bu konuşulur ama ortada onu diyecektim abi. Kimse yok. 9 yaşında gazete dağıtarak girdim. Bu işte 48 yaşındayım abi. Hala il olacak abi. Bırak sen yolu yaptıramıyorsun kardeşim. Sahip ne ile istiyor. Ya ne konuşuyorsun? Bizim 3 tane makamımız o zamanında. Doğru mu? Tabii. Biz il olamadık. Kim il sözü vermişti? Burayı il yaparsanız hepsi annem dahil. Yok yok, siyasetçiler mi? Özel annem dahil diyorum ya. Bak sana ne diyorum abi, sana mecazi anlamda bir şey söylüyorum. Annem bile beni çağıracağı zaman diyor ki oğlum gel Tarsus'u il yapacaklarmış. Ben de koşuyorum nereden duydun diye. Mersem şey yapıyormuş, içli köfte falan beni çağırıyor. Çağırmak için gel gelecek. Ama şöyle bir şey. Espri konusu olmuş artık diyorum. Kaç kişiyle konuşalım. Yani şu dönemde Tarsus'u il yapan ben kim olursa olsun. AK Parti olsun, HDP belki olmayabilir de ya kim burayı il yaparsa oylar onda toplanacak kesin. Abi bunu görüp siyasetçilerin görmesi lazım. Şimdi şöyle hikaye abi, bazı bu arada özür diliyorum, dişimden iğne yediğim için pek kelimelere böyle kurarken biraz zorlanıyorum. Bazı statüleri korurken abi ille il olman gerekmiyor abi. Mesela organize sanayi bölgesini sen Mersin'e kaptırdın. Oda evet. Olarak da Mersin'e. O seviyeyi. Şimdi burada farklı bir şey yapılıyordu, başka bir yere döndü. Mecburiyetten. Tabii. Şimdi sen senin en önemli, Türkiye'deki en önemli yayla bölgelerinden bir tanesi Çamlıyayla. Sen orayı hızla betonlaştırıyorsun. Ağaçlandırma diyor, 1 milyon tane ağaç diktik filan diktik diyor da gel ben sana ağaçları göstereyim. Onları diyenler Çamlıyayla'yız. Çamlıyayla'yı Sarıkoyak'tan Sevil'e kadar, Baştepe'ye kadar, Papaz'ın Bahçesi'ne kadar, Fakırlar'dan Çapılısı'na kadar gezmeyen adam. Harika üzerinde, rakamlar üzerinde söylüyor. Ben geçen orman müdürü de vardı, kaymakam bey vardı. Ondan sonra jandarma komutanı, emniyet amirimiz vardı. Yayla'da biraz gezdik, sonra işte dönüşte yayan geldik. Abi, Çamlıyayla'daki ağaçlarda şu an hastalık var. Adama diyorum ki, bu niye sarı? Keseceğiz onları. Ama kurtarılmaz mı? Yok. Ya inanılmaz bir şekilde
yani dünyanın en güzel yeri ya. Bir kentin içindeki, şey, bir parkın içindeki kent ya Çamlıca. Bir parkın içinde bir kent ya. Bilemiyoruz. Kıymet bilir. Barajın öyle, şelalen öyle, işte Kleopatra'nın öyle. Yani kültürel tarihin ne varsa, ören yerlerin hepsi elinde senin çok güzel. Allah'ını seversen Türkiye'nin en önemli turizm adamının ve o derneğin başkanının Tarsus'ta olduğunu bilen var mı ya? Dünyanın en önemli turizm derneğinin başkanı ya. Bu adam Tarsus'ta, bunu bilen var mı ya? Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Abi. Bu adam olamıyor. Biz koca bir sempol yeri geliştirdik. Şurada. Öyle bir yıl ilan ettiler. Biz onu kullanmadan hiçbir değerlendirme yapamazsın. 2008 miydi abi? Evet. 2008'de Habitat diye bir etkinlik düzenlediler. İnsanları burada aslan dansına tabi tuttular, bilmedi. Bahai dinine ait bir program bu. Ben de buradaydım. Böyle aynı o şeydeki gibi sirklerdeki işte böyle çember döndürenler var ya, hepsi çember döndürdü. Bütün protokol. Bellerine taktılar, böyle çember döndürdü. Lan ne oldu? Bahai diniymiş de bilmem neymiş. E ne oldu senin yani? Şu an Tarsus'un tarihini işte 4000'lerden, 6000'lerden 10.000 yıla getiren antik yolun ne durumda? Öyle bakın. İşte böyle. Kaç senedir tabii. Aynısı Hatay'da, üstünde Hilton Oteli var. Camın üstünde eriyorsun, altı antik yol. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı gibi hakikaten böyle elini masaya vuran bir Cumhurbaşkanı ulu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'den hariç diyor. Bunun kadar masaya vuran bir adam ben görmedim. Abi iste veriyor adam, yapıyor. Evet. Yapıyor abi adam. Sen Gözlü Kule'yi ne kadar güzel bir yer değil mi? Beraber gezdik, çok güzel. Çok gezdik. Çık Gözlü Kule'ye, Tarsus'un her yerini gör. İçerisinde tarih var ama mezbede çöp atmışlar, onu atmışlar, onu atmışlar. Orayı zamanında, ben öyle bir haber yaptım. Sayın Kültür Bakanı o zaman istemeyen Talay'a çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ondan Allah 1000 kere razı olsun. İşte orada hapçı, şarapçı, bilmem neyci, esrarcılar, bilmem neyler, bir sürü şey vardı. Öyle pek de korunaklı bir yer değildi. Orayı hemen şarapçıları ve esrarkeşleri korumak için ihata duvarı yaptırdı. Çitlerinde. Daha iyi korudular. He. Orayı hapçılara... Hapçıları ve şarapçıları korumak için orayı çevirdiler. Ya böyle bir önlem olmaz. 24 saat kapın açık. Orada her türlü şeyler oluyor. Orada her gün ağaç gidiyor. Yasak nedir? Desen ki kültür müdürüne, ya Doğukan Bey, kardeşim benim elimde 150 tane işte ladin var. Ya da işte ne var, fıstık çamım var. Ben bunu oraya dikmek istiyorum. Adam sana siktir der. Sit ya ne orası, adam siktir der yani, anlayacağım der. Vermez abi, diktirmiyor. Yasak diyor. Bir tane fidan bile dikemem diyor. Profesör ama diyor tabi, Gözlü Kule'de diyor her gün bir ağaç çıkılırsa yıkılsın diyor kardeşim, alırlar gider diyor. Bak orası yarın ne olacak? Yokmuşum, çorapmışım. Orada yapılan kazılardaki tarihi eserler, kıymetli eşyalar nerededir? Müzeyde olduğunu düşünüyoruz, umuyoruz. Yani herhalde oradadır yani, başka bir yerde değildir ama hangi müzededir? Bizim Tarsus Müzesi'nde ne kadar güzel bir yerdi.